Günaydın. Günaydın. Kahvemi yaptım bize. Bir de en sevdiğim fincanlarımla. Şahanesin. Maymunluyu mu alacaksın, filliyi mi? Sen filliyi seviyorum, maymunluyu yaparım. Mubiş. Günaydın. Günaydın Mubiş. Günaydın. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogtan da merhaba. Dün ben size böyle çok kısa bir videoyu açtım. İşte böyle hazırlanırken falan çok azıcık gösterdim. Sonra anneme gittik. Ben bir daha videoyu hiç açamadım. Sabah anneme kahvaltıya gittik. Çok da geç geldik. O yüzden böyle sabah uyandım da size merhaba diyebildim. Şimdi uyandık. Berkay babayı tuvalete götürdü. Yatağı falan düzenledim. Kahvaltı hazırlayacağım. Bir Berkay babayı getirsin, onu silerim. Sonrasında hemen sizinle güzel bir kahvaltı hazırlayalım istiyorum. Daha uyanamadım. Tipime bakın. Gerçekten daha ayılamadım. Hemen bir su içeceğim. Bugün güzel bir ev temizliği yapalım sizinle birlikte. Evi süpürüp silmek istiyorum. Banyoyu temizlemek istiyorum. Makineye açık renkleri atacağız. Sizinle birlikte onları da hallederiz. Çünkü dün evde hiçbir şey yapmadım. O yüzden bugün sizinle birlikte güzel bir ev temizleyelim. Ama önce güzel bir kahvaltı yapalım. Çünkü çok acıktım. Şimdi hemen bir kahvaltı hazırlayacağım. Dolapta ne var hiç bilmiyorum. Şimdi hemen bir kahvaltıya geçelim. Avokadomuz var. Güzel bir avokadolu kahvaltı hazırlayabiliriz. Hellim peynir var, onu çıkaralım. Güzel bir ekmek üstü kahvaltı yapabiliriz. Ben babayı silip geleceğim. Kırmadım sana ben. Netlemiyor. Niye öyle? Arka tarafı netliyor. Değil mi aşağıya? Kekik ve tuz dökmeyi unutmuşum. Artık kaşarın üstüne dökeceğim. Evet, ben hazırım. Berkay küçücük biriktirdiği kumbarasını açacak. Buraya şey yapma dur aşkım. Şunu göstereceğim. Ama benim. Gel boyutunu göster, öyle aç. Ne kadar çıktığını da göster. Aynen bu kadar. Sadece bozuk para var.
kumbarada ne kadar çıkacağını göreceğiz. Sadece bozuk para var. Bakalım hatırı sayılır bir para çıkarsa siz de deneyin yani. Bir kessin size göstereceğim. Aç bakalım. Baba çık sen de yanına. Çık. Şimdi buradan açtım bir de şuradan. Yavaş aşkım eline dikkat et. Masaya buraya aç. Ben onu masayı sonra silerim. Baba da bekliyor. Bunu ye. Bir kumbaranın tipini gösterebilir miyim? Bakar mısın? Aşkım yeri açacağım yere. Hayır yeri açma. Buraya açılmaz. Buraya olur mu aşkım? Para... Tamam toz bezi getireyim buraya öyle aç. Tamam getir. Tamam. Heh, bu bezi aç direkt. Hem camaşır olsun. Şunu şöyle. Kahvaltıyı bıraktık neler yapıyoruz ya. Koyalım. Hoppa. Hı. Açıyorum. Hadi bakalım. Aşkım küçücük görünüyor ama bayağı almış para. 1, 2, 4. Bence ilk önce birlik, ellilik diye ayır. Hayır şimdi 5. Daha beş, kolay sayarsın. 5, 5 koyacağım şöyle 5. Şey gibi yani 100 lira oynar gibi. Ne baba sen de git say. Yürü. Hatta 10-10 koyayım aşkım. Bence de öyle yap. Yani ayır ellilik birlik diye. 10-10. Baksana çünkü 1 lira var, 10 kuruşlar hepsi karışık. Alışveriş yaparken mevsimde böyle 1 lira mıydı, 2 lira mıydı aşkım? Vallahi 5 lira mı neydi herhalde, 10 lira mıydı? Hani öyle ucuz bir şeydi bu. Dedik alalım atarız içine. Çok sevimli duruyordu çünkü. Bayağı para almış. Bakalım kaç para çıkacak. Şöyle dizeyim hemen. Ay kaşarım gitti. Açılmaz hiç olmadı. Ne kadar çıktı? 225. Nasıl değilmiş? Bence boyutuna göre gayet iyi almış. Daha bunları da saymadın ama değil mi? Yok, ayırdın saydım. Mı? Burada onlarla tam, birlikte mi? Burada tam 5 lira var. Şey 5 lira mı? Evet 5 lira var. İyi bence. 225. Allah bereket versin sevgilim. Ben 300-400 diyordum. Bu kumbara işi karlı değil arkadaşlar. Hayır daha büyük yapman gerekiyor. Boşuna girmeyi gerek yok. Aşkım bence böyle 5 litrelik şişe var ya. Direkt onu alıp içerisinde biriktirelim. Bence bir dahaki hedefimiz 5 litrelik şişe olsun. 5 litreyi kalalım, onu biriktirelim. Tamam. Çok daha mantıklı büyük olur. Büyük kumbara alırız. Dur şimdi çöp... elleme git, ellerini bir yıka. Aşkım elin pis zaten, çöp poşeti ver. Ben hemen içine atayım, doldurayım. Sonra... Yanlış mı saydın? 200. 210. 220. Tamam, doğru saydın. Bakalım paramızı. Kaşarlar erimiş, biraz daha kızarsın çıkaracağım. Ben hemen çay doldurayım. Evet. Pişirilmiş sosis çok lezzetli. Bir tane de ondan pişireceğim. Ekmek de fırından çıktı. Bize şey diyorlar aşkım bu kadar ekmeği nasıl siz yiyeceksiniz iki kişi ama yiyoruz. Gerçekten böyle kıtır kıtır çok güzel oluyor. Çok güzel kızarmışlar. Son tabaklarımızı alalım. Kalanları da şuna dizeceğim. Şimdi şöyle tabağını direkt atayım.
Kahvaltımız böyle hazır. Çok güzel görünüyor. Bubi sen yaptın mı kahvaltını? Mama yiyeceğim mi bu? Bubu. Mama yiyeceğim mi? Yaptın mı kahvaltını? Bitmek üzere bu da. Tamamen bitti bence.
Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir oradayım, bir buradayım. Size böyle kısa kısa güncellemeler yapıyorum. En son sizinle birlikte evi siliyorduk. Sonrasında kameranın şarjı bitti. O yüzden devam edemedim. Berkay'la birlikte plan yaptık. Vedat, Berkay, ben. Sarnıç piknik alanına pikniğe gittik. Bu işi de yanımıza aldık. Böyle mangal falan yaktık. Instagram'dan takip ederseniz zaten orada paylaştım bayağı gün içerisinde neler yaptığımızı. Aslında kamerayı da yanıma alacaktım ama şarjı bittiği için yanıma alamadım. Sonrasında saat böyle 8.30 gibi falan biz eve geldik. Bobo tabii ki de orada bayağı kötü olduğu için, tozun toprağın içinde kaldığı için biz direkt geldiğimiz gibi Bobo'yu duşa soktuk. Bobo'yu yıkadık, sonra Berkay girdi çıktı, sonra ben girdim çıktım. Daha mutfakta toplayacağım şeyler var, onları bile toplamadım. Hemen şöyle şurada pamuk almayı unutmuşum, hemen pamuk alıp geliyorum. Burada hemen cilt bakımı yapacağım. Yani dayanamayıp hemen duşa girdim, mutfağı öyle toplayayım dedim. Şöyle yüzümü bir tonikle sileyim. Bugün sizinle birlikte burada yapalım cilt bakımını. Yani böyle çok anlık şeyler gelişebiliyor arkadaşlar. Biz evdeysek eğer, yani Berkay'la ikimiz aynı anda evdeysek böyle canımız ne istiyorsa o an onu yapıyoruz. Gidelim dedik, gittik. Hemen bir saat içerisinde piknik eşyalarını falan aldık. Bu arada Migros'tan benim haberim yoktu. Ben Bobo'yla arabada bekliyordum. Berkay piknik seti almış. Plastik olanlardan, böyle tabağı, çatalı, kaşığı, işte bıçağı vesaire. Piknik seti almış. Hepsi içerisinde mevcut. Artık bir yere gideceğimizde onu arabada bırakırım ve o şekilde kullanırım. Çünkü böyle tek tek karton bardak götürmek gerçekten zor oluyor. Ben zaten temizliği yapıyordum biliyorsunuz. Evi sildim, toz falan alamadım. Banyoyu hiçbir şekilde elleyemedim. Ve direkt çıktık. Bir saat içerisinde hazırlandık ve çıktık. O yüzden sizi de yanımda götüremedim. Güzelce yüzümü sileyim şöyle. Bu arada tekrar tekrar şu toniği göstermek istiyorum. Mutlaka bakın. Gerçekten ben bayağı böyle dibini falan göreceğim gibi az kaldı bitirmeme. İnanılmaz memnunum. Şimdi bu seti de Instagram'dan yine paylaşacağım. Propia'nın bu üçlü tanışma kitini almıştım biliyorsunuz geçen hafta. Çok memnun kaldım. Bir haftadır neredeyse kullanıyorum. Yani yüz yıkama jelini daha iki defa kullandım. Onu zaten size gösterdim. Ama böyle nemlendiricisini ve gece bakım kremini kullanıyorum. Gece bakım kremi dediğim gibi şu an sürdüğüm. Evet, kötü kokuyor ama sabah kalktığınızda gerçekten cildiniz bebek gibi uyanıyorsunuz. Hem sivilce karşıtı, yani sivilce meyilli olan ciltlere çok iyi geliyor, hem de siyah nokta karşıtı. Ben zaten ikisinin de problemini yaşıyorum. Eğer cildimi böyle bir hafta hiç toniklemezsem hemen siyah noktalarım oluşuyor. Ama bunu kullandığımdan beri gerçekten hiç öyle problem yaşamıyorum. Özellikle şu tonik. Gerçekten siyah noktada ve gözenek sıkılaştırmada birebir cildimi çok iyi temizliyor. Propia'yı da zaten bir haftadır kullanıyorum. Daha da deneyimleyip sizinle yorumlarımı paylaşacağım mutlaka. Biliyorsunuz bir ürünü aldığımda mutlaka kullanıp deneyimleyip sizinle öyle paylaşıyorum. Bundan da çok memnun kaldım.
Hemen şu olmazsa olmaz gece bakım serumumu uygulayayım göz çevreme. Hepsini yapıp oturmak istiyorum. Sizinle güzel bir kahve içelim. Güzel, çok dolu bir gündü gerçekten. Yani sabah kalktık, kahvaltı yaptık. Sonra evi temizledik. Sonra pikniğe gittik. Bayağı oturduk, keyif yaptık. Ondan sonra eve geldik. Babayı yıka, biz duşa gir falan. Çok yorucu bir gündü. Ama çok dolu dolu geçti. Gerçekten iyi oldu böyle bu şekilde dolu dolu geçmesi. Böyle her anımızı dolu dolu geçirelim istiyoruz. Ay, cilt bakımı yaptım. Rahatladım gerçekten. Bakın, biliyorsunuz bundan bir 4-5 gün önce burada kocaman bir sivilcem vardı. Ama bunun sayesinde ve toniği sayesinde sivilcem bayağı yok oldu. Ben şimdi hemen bunları bir kaldırayım. Sonrasında hemen sizinle güzel bir kahve yapalım. Bakın bakın burada kim var? Dalil'le yıkanan bebiş var. İki defa kendi şampuanıyla yıkadık. En son güzel koksun diye Dalil'le yıkadık. Yine kendi şampuan da güzel kokuyor. Kendi şampuan da güzel kokuyor aşkım da Dalil'le yıkayınca çok daha güzel kokuyor bence. Değil mi tontişim? Bu gece yerini beğenirsin baba. Değil mi? Nasıl bayık bakıyor, tipe bak. Tipe bak. Bunlar piknikten gelenler. Bütün kirlileri lavaboya topladım. Bu termosumu yıkayacağım. Bu da Berkay'ın yeni aldığı piknik seti. Böyle kırmızı dörtlü. Çok güzel gerçekten. Bunu ekstra böyle kek fanusu olarak da kullanırım diye düşündüm. Şimdi hemen buraları bir toparlayayım. Sonrasında kahve yapayım. Burada da sabahtan kalan bulaşıklar var. Onları da bir kaldıracağım. Makineyi yerleştireyim. Dur yapıyorum. Bakın tipine. Buradan kalkmıyor. İnanılmaz mayıştı. Banyo yaptı, mayıştı. Şapşal ya.
Gerçekten ben de mayıştım. İnanılmaz uykum geldi. Kahve içtikten sonra koyu renkler vardı makineye, onları attım. Biraz banyoyu toparladım. Yerlerini falan tekrardan sildim. İnanılmaz yoruldum. Bugün bayağı yoğun bir gündü. Şimdi yatacağım. Yarın görüşürüz. İyi geceler.